for a very long time. Yeah. It started with Hatayspor match and then Karagümrük, and it ended with Menemenspor. So it was a stressful season for you. So what are your feelings? Between I come here, the last season, two last season, it was not easy. It's a difficult season. But we believe it. The first season we play is playoff, we lose. The second also we lose in one playoff. And the third we go direct. Like, so it's step by step. Last year it was not easy also. It was hard, but we do great performance. And now we are in Super League. 3 sezondur buradayım. İlk 2 sezon şansımız yaver gitmedi ama geçen sezon şanslıydık. Geçen sene de yine baktığımızda çok zor bir sene oldu ama biz inandık ve sonunda şampiyonluğa, Süper Lig'e yükseldik. Peki özellikle geldiği sezon bir ön libero oynadı, orta saha oynadı. Daha sonra zaman zaman sol bek oynadı. Stoper oynadı ama nerede oynarsa oynasın her zaman performansı en yüksek noktadaydı. Bununla ilgili neler söyler? When the first time you came here, you played as the first front libero, as midfielder, and then you played in the left back, and then you played as stopper, and you played very well in these positions. So, what are your thoughts about your performance? Before, when I was young, I played a lot of position. I don't have problem to play this position or this position. If the coach chooses me to play center back or left back or libero or midfield, I can play it because I believe my talent. So it's not problem for me. The most important is to play. Whatever you can play, you can play. Gençken çok farklı mevkilerde oynadım. Benim için hani hangi mevkide oynadığım çok fark etmiyor aslında. Hocamız nerede oynatmak isterse orada oynayabilirim çünkü yeteneğime güveniyorum. Özellikle kendi mevkisinde oynayan oyuncular topla birlikte hareketlenmeyi çok sevmezler ama Rasul'de öyle bir yetenek de var. Topu aldığı zaman dikine hareketlenebiliyor. Sanırım bu kendisini diğer oyunculardan ayıran farklı bir özellik. Especially when you think about the players who play in their own position, they don't want, like, they don't usually want to take the ball and like dribble directly. But you have the talent. When you have the ball, you dribble, you go straight. Yeah, I say you, I believe my talent. You know, I know myself. I know I can do this. That's why it's not a problem for me. Football is confidence. If you are in the pitch, you take your responsibility to show you can do this, to show your talent. Önceki soruda da söylediğim gibi ben hani yeteneğime güveniyorum ve hani oynadığım pozisyon fark etmeksizin hani her mevkide oynayabilirim. Futbol birazcık da özgüven işidir. Hani sahada özgüveninizi göstererek en iyi performansınızı sergilersiniz. Şimdi tabii artık Süper Lig oyuncusu Adana Demirspor formasıyla Süper Lig'de mücadele edecek. Duygularını alabilir miyiz? Süper Lig hedefi olarak kendisine neler koydu? Now you are a football player of Adana Demirspor in Super League. So, do you have any goals? What do you want to do in this season? Ambition to be in the third position. So, this season we hope to start good and without injury. And I hope we will have a good performance. En azından bir üçüncü olarak bu sezonu bitirmek istiyoruz. Kendimize güvenimiz var, inanıyoruz ve çok çalışıyoruz bunun için. Umarım da çok güzel bir sezon olacak bizim için. Şimdi çok önemli oyuncular takımımızda forma giyecek. Bununla ilgili de mutlaka söyleyecekleri vardır. Baktığınız zaman dünya çapında oyuncular artık Adana Demirspor'da nasıl etkileyecek Rasul'ü, takımı? As you know, we have many like fantastic transfers, like a worldwide known players in this team. So, what are your thoughts about this transfer? How they will affect in the team? I saw you make a good transfer, and I think we will be more strong this year because we have a lot of players, experienced players, Balotelli, Belanda, Jacob, like this. So,
İnşallah büyük bir girişte. Tabii ki büyük transferler yaptık bu sezon. Balotelli, Belhanda, Asan Molanga ve Lucas Castro'nun gelmesi takım üzerinde çok büyük bir etkisi olacağını düşünüyorum. Bu sene çok güçlü başlayacağımızı düşünüyorum. Şimdi taraftarımızın huzurunda oynadı ama tabii yeni stadyumda bu sene %50 kapasiteyle seyirci alınacak ve taraftarlarımız da kombine bilet almaya başladılar. Nasıl bir haleti ruhiyesi olacak tabii yeni stadyumda dolu tribünler önünde oynamak? You played in front of the fans before in the old stadium, but now because of corona 50% of the fans will be watching the game and they started buying the tickets. So what are your thoughts? Last year is not easy to play without fans, so this year we will be more of motivation because they live some fans than Washington. So inshallah, with the fans we will be more strong and have more motivation. Geçen sezon ne yazık ki koronadan ötürü seyircisiz oynamak zorunda kaldık ama bu sene neyse ki %50 de olsa bir taraftar desteğimiz olacak. Bu bizi motivasyon olarak çok etkileyeceğini düşünüyorum. İnşallah onlardan aldığımız destekle de çok güzel şeyler yapacağız. Ne zaman ülkesine gitse sosyal medyasında görüyoruz. Adana Demirspor formasını götürüyor akrabalarına, oradaki arkadaşlarına dağıtıyor. Özellikle Adana Demirspor'un dünyaya açılması anlamında da önemli bir rol üstleniyor. Bununla ilgili neler söyler? Whenever you go back to Senegal, you take lots of jerseys, football shirts with you, and you give away to everyone in there. Especially like for Adana Demirspor to be known in the world, you have an important role in this. Yeah, now my country, a lot of people like Adana because me, they support me. Every game they watch it, they pray for us. That's why if I go to my country, I take a lot of jersey to give them my gift. Because they like too much this day. Benden dolayı şu an ülkemdeki pek çok insan Adana Demirspor'u, Adana'yı takip ediyor. Her maçımızı izlerler ve ben de her gittiğimde yanımda forma götürür. Hani çok seviyorlar Adana'yı genel olarak. Peki Süper Lig'de kendine ne gibi bir hedef koydu? Yani işte atıyorum şu kadar maç oynarım veya skor anlamında tabii ki bir savunma oyuncusu ama özellikle çok kritik anlarda da goller atabiliyor. Bir hedef koydu mu kendisine? Do you have an individual personal goal in the Super League? Of course you're a defender, but when you have the chance you also score sometimes. Do you have a personal goal in Super League? What do you want to do? We want to do the best for this team. We are the team, we are family. Whatever I do, we do it all together. The best is to go to the top. In the first three spots. This is the ambition. Hepimiz burada bir aileyiz. Yani ne yapıyorsam herkes gibi ben de takımım için yapıyorum. Takımın başarılı olması için elimizden geleni yapıyoruz. Yani kişisel hedefim olarak dediğim gibi ilk 3'te bitirmeyi istiyorum bu sezon. İnşallah da bu şekilde bitireceğiz. Tabii lig fikstür çekiminden sonra herkes farklı tahminler yaptı. Fenerbahçe çıktı. Fenerbahçe ile oynayacağız yeni stadyumumuzda. Neler söyleyecek Fenerbahçe maçı ile ilgili? Mutlaka ki taraftarlarımız da o maça farklı hislerle, duygularla hazırlanacak gelecek. Rasul neler söyler? As you know, the first match will be against Fenerbahçe and you know like the fans are going crazy about this situation. So, what are your thoughts about this first match? What do you think will happen? But we work and I hope we win this game. And we do everything. You want to do everything in your power. Yes, yes, in your power to give us best of best. So. Zaten çok çalışıyoruz bu maç için ve hani elimizden gelen her şeyi, gücümüzün yettiği her şeyi yapıp bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız.